أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زدنا إيمانا إيمانا وتوكلا تسليما وكن في زمن معرفة معرفة مشكا مشكا كم ذلك فايك وكفة نسمة وكتنة وكمة وصداقة وإخلاصا وإحسانا واتقانا وحافظة وزاكرة وصدقة وخلاصة عفوا وعافية وقبلا سليما اللهم ارحمنا ورحمة محمد اللهم ارحمنا ورحمة محمد اللهم اغفر لنا ورحمة أمتي إنسان insanlık için, hak ve özgürlükler için, demokrasi için, güzel insanlar için, güzel ruhlar için, adalet için konuşuyorum. Konumuz ne? Yurtta sulh konseyi kurallığı yerleştiriyor. Evet arkadaşlar, bugün ilginç bir konuda gündemdeyim. Gündemimle 15 Temmuz'u yapan Yurtta Sulh Konseyi. Bu konsey nereye kayboldu? Yani yok açık Hazretler demiş. Bu arada arkadaşlar sağ tarafta 3 noktalı bir yer var. Oraya sakın tıklamayın. Yani paylaşmayın. Sonra başka insanlar da bunları duyar, öğrenir. Gerçekleri öğrenirse ayıp olur yani. Duymasınlar. Gerek yok yani. Paylaşmayın yani. Sakın benim patron hesabım var. Patron Faruk Aslan. Ona destek vermeyin. Para filan göndermeyin. 10 kişi destek veriyor. Çok fazla olursa göz çıkartır. Bir de böyle söyleyeyim. Bakalım faydası oluyor. Bakalım insanlar tersinden söyleyince çalışıyor mu? Bizim millet biraz ters bir millet. Tersinden söyleyince çalışıyor. Bu arada Kamil Maman kardeşini tebrik ediyorum. 100 patron desteğine ulaştı. Bu destek ona aylık geçim ücretini sağlar ve gazeteciliğe devam eder. İkinci olarak Adem Yavuz Arslan konusunda biraz asılın. Arkadaşımızın Amerika'da evde çocuğu var. Aylık masraflar Amerika'da 2500-3000 dolardan aşağı değil. Minimum yani. Washington DC'de. Daha fazla destekçi olması lazım. Tarihi gazetecilik yapıyor Adem Yavuz Arslan. Çok iyi bir performans sergiliyor. Ve havuz medyasından daha fazla videolar seyrediliyor. Ve takip ediliyor, paylaşılıyor. Herkesinden insanlara ulaşıyor. Zarrab davasında zaten gösterdiği performansla bir yıldız gazeteci olduğunu, Türkiye'nin en iyi gazetecisi olduğunu ispatladı. İkinci desteği ona verin patrondan. Üçüncü desteği ben ihtiyaç sıralamasına göre gidiyorum. Fatih Akalın, Ahmet Doğan, ona destek verin. Toronto'dan güzel bir gazetecilik yapıyor. Bolt Haber, 15 Temmuz haberlerinde bir numara haline geldi. İyi bir gazeteci ekibi var Toronto'da. Vedrettin Uğur'da katılmış akademisyen arkadaşlarımız da var. Potansiyel olarak gazeteci arkadaşlarımız kendilerine gelmeye başladılar. Ayakları, kendi ayakları üstünde doğrulmaya başladılar. Bu gazeteci arkadaşlarımızın yaşaması ve yayınlarına devam etmesi için Patreon hesaplarına destek verin. Özgür gazetecilik yapıyorlar ve gerçekleri dile getiriyorlar. Gerçekten. Profesyonel gazetecilik yapıyorlar. İsmail Sezgin kardeşimiz gerçekten the most sincere person I ever seen. Samimi bir akademisyen arkadaşımız. Adem Yavuz Arslan'ı da, Kamil Maman'ı da çıkartıyor. Çok orijinal bir yaklaşım tarzı var. Üslubuyla, nezih tavrıyla, duruşuyla örnek bir arkadaşımız. Ona destek verin Patreon'dan. Tarık Toros ve Turan Gönül Yılmaz, Moonstar TV ile yine bir yıldızdır.
Ona destek verelim. Bunun dışında Ahmet Bozkuş ve Mustafa Sarıtaş kendi alanında, kulvarında bir numara. Onlara destek verelim. Eğer unuttuğum varsa Erkan Tufan Aytan zaten yeterli desteği var. Ona da destek verebilirsiniz ama onun network'ü geniş ve yeterli desteği sağladı patrondan. Aydoğan Vatandaş'a biraz destek verelim. İngilizce olarak güzel bir İngilizce yayın tutturdu gidiyor. İngilizce olarak da konuşmalar yaparsa YouTube'da gündelik olarak veya haftada 2-3 defa çok faydalı olacağına eminim. Bu arkadaşlarımız özellikle Korsikalı Hıdır'ı unutuyorum ya. Hep unutuyorum. Kusura bakmasın. Korsikalı Hıdır orijinal üslubuyla büyük bir renk katıyor. Güzel komedi de yapıyor. Cem Yılmaz'ın kellesi tuğlaya atıldı yani. Korsikalı Hıdır varken kim Cem Yılmaz'ı dinleyecek yani? Değil mi? Gerçekten harika bir gazetecilik yapıyor. Arkadaşımız eski zaman personelidir. Ve kendi emeğiyle, kendi ayakları üstünde durulan bir arkadaşımız. Ona destek verelim. Patrondan destek vereceğimiz arkadaşlarımız bu şekilde artabilir. Önümüzdeki dönemde gazeteci ve akademisyen arkadaşlarımız artabilir. Daha fazla insan konuşmaya başlıyor. Engin Sezer'in The Circle patronundan desteği hak ediyor. Ben de hak ediyorum ya. Bana da destek verseniz fena olmaz yani. Yan cebimize koyarız. Yani hayır demeyiz. Bir arkadaşımız mikrofon parası gönderdi. Mesela hemen aldım. Biraz da ben ekledim. Yetmedi yani arkadaşımız gönderdi ama olsun. Patrondan destekler gelirse bir medya ev TV stüdyosu kuracağız yani Allah'ın izniyle. Konuk almıyorum şu anda. Konuk alamıyorum çünkü tam teknik altyapıyı tutamadım. Tek başıma mücadele ediyorum da yalnızım biraz. Teknik yardımcım yok. Danışmanlarım var. Arkadaşlar teknik konuda yardımcı oluyorlar. Takıldığım noktalarda. Önemli konular paylaşıyorum. Önemli bilgiler paylaşıyorum. Hiçbir gazeteci arkadaşımızın göremediği veya eksik gördüğü konuları tamamlıyorum veya yeni bir açılım getiriyorum konuşmalarımda. Herhalde farkındasınızdır. Evet. Vatan Partililer gelsinler, onları konuk yapalım. İyi olur. Arkadaşlar gelsinler, misafir edeyim onları. Anadolu Ajansı'nın muhabirlerine gelsinler. Yani Pensilvanya'ya, Çiftlik'te, Hocaefendi'yle ne işiniz var yani? Gelin, ben adres vereyim. Sizi misafir olarak ağırlarım ben. Konuk olarak alırım yani konuk olarak. Ciddi söylüyorum. Ben zarafa değilim ben. Buyursunlar. Bizim herkese kapımız açıktır. Öyle Anadolu Ajansı'nın Kanada temsilcisi zaten Seyit Bey beni tanır. Cesareti varsa gelsin. Arkadaşı ben Kuzey Amerika Gazeteciler Birliği'nde kurucu üye almıştım. Kaç senesinde? 2012 senesinde. Sonra istifa etti. Erdoğan'dan 30 bin dolar para gelince böyle haybiye beleş para. Ben para veremiyorum tabii. Bizim vakıf charity'ydi. Arkadaş kanser olmuş. Öyle ya. Konuklara sıra gelmez. Ben çok konuşuyorum galiba ya. Az konuşmam lazım da konuk olsa biraz az konuşurum belki. Şimdi Anadolu Ajansı arkadaş ölüyor. Beyin tümörü olmuş. Ameliyat pek başarılı geçmemiş. Sürekli FETÖ deyince insanlar kanser oluyor. Ve ruhları kalpleri kararıyor. Beyinleri de gidiyor. Zombileşiyorlar. Erdoğan'ı neden sevmiyorsun? Çok seviyoruz Erdoğan'ı. Çok sevdiğimiz için zaten konuşuyoruz. Erdoğan sayesinde hizmet büyüyor, tanıtıyor. Arkadaş yaygara kopardıkça, zulüm ettikçe hizmet daha da büyüyor. Başlığı anlamadın mı? Şimdi yurtta sulh konseyini kim kurdu? İşte Akın Öztürk kurmadı. Suçlanan askerlerin hiçbiri suçlu değil. Yurtta sulh konseyinde değiller yani. Yurtta sulh konseyini Genelkurmay Başkanı, arkadaşının savunma bakanı oldu da eski,
1 Eylül 2015'te kurdu. Arkadaş 30 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanı olur olmaz. İlk yaptığı icra Saldır Alberti Genelkurmay'a karargaha çağırıp davet edip yurtta sulh konseyini kurmak oldu. Yurtta sulh sağlamak lazım. Yurtta sulh, dünyada sulh lazım. Bu nedenle bu işi en iyi yapacak kimdir? İntikam arzusuyla yanıp tutuşan Saldır Alberti soykırım projesini hazırlamış arkadaş. Darbe projesi hazırlamış. Bu nedenle ideal biri. Engin Alan başarısız bir darbeci. O arkadaş bir türlü başarılı darbe yapamıyor. O da lazım tabii. Özel Harp Komutanı 2000 yılında Saldır Alberti'den önce. Vakili de Saldır Alberti'den önce askeri ataşeydi. Zekai aksakallı bir çocuk olur. O çoluk çocuk yani bu darbede. Saldır Alberti yani tiyatro yazarlığı konusunda çok iyi olduğu için ekipleri de iyi. Özel Harp Komutanlığı çok büyüktü AK Parti döneminde. 14 bölgesi vardı sadece. 81 ile genişletti. Kadrolarını da 30.000'den 300.000'e çıkardı. Sivil kadrolarını ağırlık verdi tabii. Askeri kadroları da sivile geçirdi. AK Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye, İYİ Parti'ye filan soktu. Dolayısıyla bütün partileri Özel Harp Partisi yaptı. Aslında Türkiye'de bir tane parti var. Adı Özel Harp Partisi. Başkanı da Saldır Alberti tabii. Türkiye'de parti fırtı kalmadı ki. Seçimler de sahte zaten. Tiyatro oynuyor arkadaşlar. Tiyatro yazarları böyle oluyor. Ne yapalım? Gerçekten acıdır. Gerçekleri kabul edeceksiniz tabii. Arkadaşlar çok kibirli. Doğru söylüyorsun. Bu Saldır Alberti'deki kibir çok yüksek. Erdoğan kadar kibirli. Kordu komutanıyken Erzincan'da bu soykırım projesini hazırlarken savcıları, polisleri içeri sokmadı, tankları koydu. Hakkında açılmış dava vardı. 1 Kasım seçimlerinden hemen sonra Yargıtay'da filan beraber etti, aklandı yani. Arkadaş darbeci değilmiş. Darbeci değilmiş. Hulusi Akar yardımcı oldu tabii. Erdoğan çok yardımcı oldu. Erdoğan gelsin görüşelim dedi. Yani daha önce vatanı sattı filan diyordu ama anlaşmaya karar verdi. En iyisi Erdoğan'la anlaşmak tabii yani. Dolayısıyla Saldır Alberti, Hulusi Akar, Hakan Fidan ve Erdoğan'ın yaptığı toplantıyla 1 Eylül 2015 miydi Erdoğan? Tarihi yanlış hatırlamıyorum değil mi? Ben tabii istihbaratı hemen alan bir adamım. Böyle gizli kapılar arkasında toplantı olur da sürfü olmaz mı yani? Beni davet etmiyorlar, böyle oluyor. Benim adamlarım. Saldır Alberti'nin çok güvendi. Adamlar benim adamım aslında da arkadaş şey zannediyor. Yani mat zannediyor arkadaşı. Postana falan dikkat edeceksin kardeş. Öyle zannetme ki herkes sana çalışıyor. Yani double double çalışanlar da var. Vatansever insanlar var yani her tarafta. Şey de öyle. Levent Türkan dayak yedi ama boşa yemedi yani. Arkadaş matçıdır. Uzakar. Yanında benim adamlarım var. Benim eski kankam. Levent Sevim zaten 2008'den beri özel kurulması yani. Hulusi Akar ne yapıyorsa benim haberim oluyor. Arkadaş dedi ki Genelkurmay'da hiyerarşiyi bozmayacağım. Emekli olanlar rahat durun dedi. Ama bir yandan da arkadaş tam tersini yapıyor. Yani Erdoğan gibi. Public'te bir şey söylüyor. Aslında gerçek niyetiyle yaptığı icraat %100 farklı. Kandırmak için söylüyor tabii, aldatmak için. Bizim millet aldatılmayı seviyor. Hiyerarşiyi, disiplini bozup orduyu felç edecek. Bu nedenle zaten Saldır Alberti çağırmış ve şu Erzincan projenizi yapalım demiş ya. Bak Erdoğan'ı da ikna ettik. AK Parti'yi bitirme konusunu biraz erteleyelim, yere salalım. Önce hizmeti bitirelim. Hizmet çünkü büyük lokma. Ne yapalım? Bir tiyatro yazalım. Proje çok güzel yani. Bu kadar devletin memuru çalışmış. CHP'lisi, MHP'lisi, yani AK Partilisi. Demiş ki yani Saldır Alberti'nin emekleri zayi olmasın. Başkanlığı getirelim. Rus tipi bir başkanlık sistemi, krallık kuralım. Bu bizim için ideal bir yöntem. Bu nedenle özel harbin zaten bilimleri ve elemanları, sivil elemanları Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı'nın döneminde süratle yükseldi.
bütçeni aldılar tabi Erdoğan'dan. Örtüsü ödemek bütçesi sadece küfreden aktörlere gitmiyor ki. Ruslarla ortak yani kasaları, İran'la yapılan kaçakçılık paraları, uyuşturucu paraları Mehmet Ağar da biliyor yani. Tugay Ciner ne yapacak, cebine mi koyacak kendi paraları? Paralar çok, paralar. Sorun yok yani, 8,5 milyar dolar Zencani ve Zarrab rüşveti kime verdi sanıyorsun? Zarrab'a verdi. Erdoğan hepsini cebine koyamıyor. Onun çakalları, hırsızları geldi zaten. Doğu Perinçek'in rolüne, o da hırsız biliyorsunuz ve İran ve Ruslara çalışıyor. Öyle öngörmüşler. Daha önce işte arkadaş İngilizlere çalışırdı, İsrail'e çalışırdı. Şu anda rolleri paylaşıyorlar. Rolleri paylaşmışlardı zaten. Yoksa Sırat Peker niye Doğu Perinçek'e şey yapsın, bir resimde 2003 yılında Öztürkler kursun veya işte niye Yaşar Okuyan ve Namık Kemal Zeybek gibi ülkücü önderler Doğu Perinçek'le ittifak yapsın, Vatan Partisi'nde gizli açık yani böyle bir parti kursunlar değil mi? Oy alamıyorlar ama olsun. Kurultaylara bakın. Göreceksiniz. 2016 Mart kurultayları ben takip ettim. İnşallah YouTube'dan silmemişsinizdir. Şimdi ne olduğuna bakın orada. Dolayısıyla Türkiye'de ülkücü, sağcı, solcu, topçuktan kalmadı yani. Hepsi Özel Harp Partisi'ne çalışıyor. Özel Harp Partisi tek parti. Krallık'ta başka partiye ihtiyaç da yok. Hepsini kapatsak mı acaba? Yani bir boku da yaramıyorlar. Gördünüz yani Muharrem İnce'yi falan. Yani İyi Parti'yi artistlik yapıyorlar. Kim hayal kırıklığına meydana getiriyorlar. Bu kadar adamla uğraşmaya da gerek yok yani. Özel Harp Partisi ÖKK Partisi olarak yok. ÖHP olsun. Özel Kuvvetler Komutanlığı oldu. Adı değişti gerçi. Ben o yüzden ÖKK diyorum. Dolayısıyla başka partiye ihtiyaç yok. Politbüro, Komünist Büro böyle oluştu. Arkadaşlarım tabii yaptığı zulümler, işkenceler falan had safhada, hırsızlıklar da had safhada, teröristliğiyle beraber yapıyorlar, hırsızlığı da beraber yapıyorlar. Saldıray belki bu görevi alır almaz, Türk ordusunda darbe hevesi ne kadar sağcı, solcu, topçu varsa aynı sepete koydu. Mesela Heparlılar da girdi, Adem Hütüzi gibi. PKK ile mücadele eden Heparlılar vardı, Osman Pamukoğlu gibi eski komutanlar vardı, emekli. Hasan Atilla, Uğur, Şerkez'dir. O ayarladı, organizeyi yaptı. Yani tekayüt özel hapçı olarak engin alanda öyle bütün organizeyi yaptı. Nötrekleri çok iyidir yani. Başka paşalar da var tabii. Özellikle Deniz Kuvvetleri'nde. Deniz Kuvvetleri'ndeki isim, ben isim vereceğim. İsim de. Ne yapalım arkadaşlar? Erdinç Altınel, albay. Arkadaş tabii Balyoz'dan yatmış, Silivri'de filan darbeci diye çok kötü bir etiket, bu darbeci etiketi temizlemek, aklamak lazım. Hemen Vatan Partisi'ne kaydediyor. Doğu Perinçek, welcome to Vatan Parti ve Deniz Kuvvetleri'nde bir kumpas kurmak lazım. Bülent Bostanoğlu, Deniz Kuvvetleri komutanı, bu şerefsiz biliyorsunuz 140 kişiyle konuşuyor 15 Temmuz'da. Tabii kimle konuştuğunu söylemiyorlar, ifade vermiyor. Ben söyleyeyim, ben buldum yani. Sufi'nin Ruhani İstihbaratı'nı çalışıyor. Erdinç Altıner, albayla görüşüyor. Aykan Tekin'le görüşüyor. Bülent Bostanoğlu'nun saatlerce 140 kişi içinde konuştuğu iki adam ana koordinatör. Darbe koordinatörü 15 Temmuz'da. Doğu Perinçek adına mı yoksa kendi adına mı? Tabii bilmiyoruz bunu ama şunu biliyoruz. Bu Aykan Tekin ve Erdinç Altıner'e fişleme dosyalarını getiren ve tasfiye edilecekleri hazırlayan isimler Mustafa Önsel, Mehmet Ali Çelik, Mehmet Ali Çelebi gazeteci olarak da Nedim Şener aracılık yapıyor. Oda TV'de buluşuyorlar. Oda TV çok önemli bir TV. Yani ülkemizin nifak merkezi olarak Soner Yalçın orada koordineyi güzel yapıyor. Mustafa Önsel Albay da
Çok güzel yapıyor. Tabii Mehmet Ali Çelebi daha genç. CHP'ye girdi, milletvekili oldu. Çok güzel icraatlar yapacak daha. Göreceksiniz. Fişlemeleri tabii o yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki fişlemeleri yıllardır yapan bu muhteşem dörtlüdür. Muhteşem dörtlü. Erdinç Altıner, Albay. Aykan Tekin, Albay. Mustafa Önsal, Albay. Mehmet Ali Çelebi, Teğmen'de bu arkadaş hapse girdiğinde, 5 yıl orada kaldığında, arkadaşın rütbesi yükselmedi mi ya? Bu arkadaşı bence yüzbaşı yapalım. Yani gerçi attılar ama şimdi milletvekili yüzbaşına ihtiyaç kalmadı. Yani CHP'yi karıştıracaklar tabii kardeş, ne olacak yani? Evet, şimdi bu arkadaşlar şimdi fişlemeyi yapmışlar. Kimlerin oradan atılacağına karar veriyorlar. Kimler FETÖ'cü diye Atatürkçüleri atıyorlar. Şüpheleniyorlar. Namaz kılanları tespit etmişler. Hepsini atacaklar da. Önce düşman tabii şeytanlaştırma cemaate yapıldığı için en iyi torba FETÖ'cü demek. Atatürkçü olmuş, filan cemaatten olmuş fark etmiyor. Ata ata doyamadılar. Bugün ne vardı? Süfyan Krallığı Savcılığı 47 kişi hakkında arama kararı çıkartmış. Arkadaşlar aramayın. Bu 47 kişi yurt dışına çıktı. Aptallar mı? Türkiye'de kalsınlar da yakalansınlar yani. Sizin gibi çakal domuzların ele düşsünler. İşkence yapıp öldürüyorsunuz. İşkence timleri var. Ali Türkşen işkence timleri var bu arkadaşın. Tecavüz timleri var. Beykoz. Nerede? Bende. Beykoz SAT komandolunda işkence yerleri vardı arkadaşlarım İstanbul'da. Ekibiyle gidiyor. Çok sokuyor elektrikli. İşkence yapıyor. Bir tane bacıyı da hamile bırakmışlar. Ve doğurması için ısrarcı olmuşlar. Babası belli değil ama tecavüz etmişler. İsmini vermeyeyim şimdi. Üsteğmen. Böyle alçak, ahlaksız tecavüzcü bunlar. Ali Türkçen ve ekibi, Mustafa Önsel tecavüzcü bunlar. Yani Türkiye'de tecavüzcüleri infaz etmiyorlar. İdam cezası falan isteyenler var da önce bunlardan başlasak fena olmaz yani. Tecavüz ediyorlar bu arkadaşlar. Cokpada olsun. Arkadaşların doğal cokları da var yani. Elektrik cokları da var. Kadın erkek ayrımı yapmıyorlar. Çok şeyler, gender discrimination'a karşılar. İşkence ve zulümde böyle bir ayrımcılık yapmazlar yani. Fişlemişler çünkü. Yok edilmesi gerekiyor. Geleceklerin kararlaştırılması gerekiyor. Kurmay olmuş ama bunlar. Kurmay okuluna gitmişler, yükselecekler, albay olacaklar, kurgeler olmaz. Bizim adamlar aptal okumuyor, kurmay olamıyor. Kurmaylıyı kaldırdılar zaten. Kurmay olmadan da general olabiliyor. Erdoğan böyle bir devrim yaptı. Ve bu şekilde kadroları oluşturdular. Kurmaylık, harp akademisi neye lazım? Zaten havacılar ayrı telden çalıyor, denizciler ayrı telden çalıyor, jandarma, hepsinin akademisi farklı. Bir tane akademi yok ki kardeşim. Bunların bir de istihbaratları var ayrı ayrı. Erdoğan diyor ki, ya kapatın gitsin. Kurmaylığa ne gerek var? Perinçek getir listeleri. Kimi getirmek istiyorsan listeleri Erdinç Altıner ve Aykan Tekin veriyor. Mustafa Özsal da yardımcı oluyor. Bu ola Perinçekçiler. 60 bin kişiyi böyle mahvettiler. Bunun yerine tabii boşalan kadrolara çapsız, kendi bileğin hakkıyla yükselememiş, terfi alamamış, İslam düşmanlarını, çoğu solcudur bunların, ateist, deist, yani karıcı, avratçı, içkici, rakıcı. Bunlar tabii Erdoğan'ın gözdeleri. Onları getirdi, koydu ve Türk ordusunu dinsizleştirdi. Rakıcı yaptı. Zaten rakıyı seviyorlar. Beleş, beleş yani. Rakı mı istiyorlar? Gönderelim zibille diye. Türk donanmasını yok ettiler. Sadece Türk Hava Kuvvetleri'ni değil bu şekilde. Bülent Bostanoğlu zaten
Türk donanmasını yok etmekten sorumlu Gladio Pop projesindeki önemli komutan 15 Temmuz'da ne yapmış bu arkadaşımız? Anlatayım mı? 140 tane telefon konuşmasını 15 Temmuz'da kimle yaptın? Niye Rusya kadar aramıyorsun ya? Adam tabii darbeyi eşinden öğreniyor. Çok böyle düğünden geliyor. Düğünden çıkıyor. Arkadaş 9 saat ortadan kayboluyor. 140 kişi arıyor. Erdinç, Altıner, Aykan Tekin'i arıyor. Mustafa Önsel tabii bu o koordineyi sağlıyor. Fişlemeleri de ulaştırıyorlar. Mehmet Ali Çelebi ulaştırıyor. Tabii kendi adamlarını çarşaf listeye 15 Temmuz'da koyup saat 3'te kabul ettiriyorlar yani. Sıkı yönetim komutanı olarak. Şimdi darbeci diye suçladıkları hiçbir darbeci değil. Darbeye engel olmaya çalışıyor. Bunların yaptığı kumpasa, fitne ve difa. Gelen iktidarda olanlar ise hepsi darbeci. Hepsi darbe yapanlar. Böyle bir durum söz konusu. Hepsi vatan haini tabii. Darbecilerin hepsi kötüdür. Bülent Bostanoğlu donanmayı öyle bir yok etmiş ki öyle bir rezalet söz konusu ki söz konusu gibi aynı Abidin Ünal gibi hava kuvvetlerinde pilotları yok ettiği gibi Atatürk'ün kurduğu Türk ordusunu tamamen yok etmişler ve bu azınlık gruba teslim etmişler. Bu Gladio ekibine teslim etmişler. Bostanoğlu bostanını ekmiş ve gitmiş. Abidin Ünal Hollanda'ya yerleşmiş. Ve Erdinç Altıner ve Aykan Tekin hala harıl harıl çalışıyorlar. Listeler hazırlıyorlar. Ve bu listelerle Türkiye'nin aydın, vatansever insanlarını yok etmeye devam ediyorlar. Search warrant çıkartıyorlar, arama kararı çıkartıyorlar. Süfyan Kralı'nda savcılar başka işe yaramıyor. Bilmiyorlar kimi aradıklarını da zaten. Vatanseverleri arıyorlar öldürmek için, işkenceye yok etmek için, geleceklerini karartmak için. Darbecileri mükafatlandırıyorlar. Bakın İsmail Metin Temel ne olmuş? Terfi etmiş. Eşi de Ferhan Hanım da yargıda üyesi olamayacak biri üyesi olmuş. Devlet bu şekilde paylaşıp görüşüp kuzu kuzu anlaşıyorlar. Öyle birbirlerini öldürmeye falan pek niyetleri yok gibi. Devlet herkes için geniş geniş imkanlar sunuyor. Kadrolar sunuyor. Doğu Perinçek niye azınlık bir grup? Erdoğan'la kalk etsin ya. Erdoğan isterse 48 saat içinde o 1000 tane işkence yapan Perinçek ekibini bütün hapishanelere yerleştirmiş zaten biliyor. Onları tasfiye edebilir. Adnan Oktar gibi operasyon yapabilir. Perinçek haddini bilir. Erdoğan lazım diyor. Erdoğan olmasa bizim grup böyle şerefsizlik, böyle domuzluk yapamazdı. Biz yıllardır bu fişlemeleri yapıyoruz. Herkesi fişledik. Tabii yok edeceğiz diyor. Fırsatını bulmuşuz. Altın devrini yaşıyor. Hukuksuzluk altın devrini yaşıyor. Hiyerarşi bozulmuş, disiplin bozulmuş. Kimse kimseyi takmıyor, kimse kimseye güvenmiyor. Böyle bir ordu tabii savaşamaz. Böyle bir ordu da disiplinde olmaz, hiyerarşi de olmaz. Hulusi Akar, tebrik ediyoruz. Hiyerarşiyi bozdu, disiplini yok etti. Ve bütün kuvvetleri, jandarma hariç, Milli Savunma Bakanı olarak kendisine bağlamayı başardı. NATO'ya özellik verdi Türkiye'de. Dolayısıyla NATO artık Türkiye'deki %100'ler Hulusi Akar'a bağlı. Yaşar Güler Genelkurmay Başkanı olarak ödülünü aldı. Zaten karargahta yıllardır NATO'cu olarak Yaşar Güler yapıyor bu fişlemeleri. Arkadaş jandarmaya geçti. Galiba'dan sonra işte tekrar Genelkurmay Başkanı oldu. Temayüller dışında. Tabii ne oldu? İkinci başkan, Genelkurmay Başkanı olamadı. Ama Ergenekoncular onun olmasını istiyorlardı. Çok arzu etmişlerdi. Ama Yaşar Güler durum bir beraber pat olmuştu. Onu seçtiler. Dolayısıyla itiraz konusunda Yaşar Güler bence Hulusi Akar'dan daha iyidir. Arkadaş 2011'de anlattım ben bunu 4 sene önce yazdığımda kimse inanmamıştı ama herkes
tabi inanma süresi var. Bazıları yeni anlattığımı zannediyor. NATO'culara darbe sunumu yapıyor. Jax King ile Ergun Okun'un avukatıyla, planlatılmayla 2011 Şubat'ın sonu NATO'culuğu generalleri ikna edemiyor. Çünkü ben müdahale ettim. Edemedim. Dolayısıyla benim dediklerim tamamen çıkıyor. Çünkü ben Zek Ligi istihbaratı alan biriyim, sahada biriyim. Adamlarım var her tarafta. Yaşar Güler ikna edemeyince NATO'cuları darbe için o zaman biz yaparız. Bize ihtiyacımız yok. Bizim yapacağımız bu. Bilginiz olsun diye söylüyorum diyor. Biz başka yolunu buluruz. Avrasyacılarımız var bizim. Rusya ile ittifak yaparız. Bizim Pentagon'da CIA ile cumhuriyetçilerde adamlarımız var diyor. NATO desteklenmezse başka yolunu buluruz. Biz bu söküm projesini mutlaka yapacağız diyor. Yaşar Güler çok sustu. Çok kötü niyetli. Işıl Koşener o zaman Genelkurmay Başkanı. O da onun yardımcısı. Yani dolayısıyla Yaşar Güler kadar şerefsiz bir adam Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çok ender gelir. Biliyorsunuz o Hakan Fidan Ahmet Davutoğlu olayında yani IŞİD'i kullanıp 4 tane füze atarız filan hikayesi vardı ya, Yaşar Güler orada da vardı. Yaşar Güler bütün her şeyi bilen bir adam. İsmail Hakkı Tekin gibi, yani Kurman İstihbarat Daire Başkanı, Doğu Temçek'in yardımcısı var ya, Mustafa'yla iştirak eden. Dolayısıyla bu ekip Soner Paşa da Deniz Kuvvetleri'nden yani. O da bu ekiple Çetin Doğan böyle. Bu arkadaşlar Şevkir Koordinası'nda yıllardır çalışıyorlar. Hüseyin Kürükoğlu bunların en büyük abisidir. Mason hocasında. Tabii bu sistem böyle çalışıyor. Bu paşalar çok yaşlandı. Saldırayberk kurtulması kaldı. Bilgin Balanlı gibi Eskişehir'de darbeyi bastırmaktan sorumlu olan komutan var ya. Arkadaşın Google'daki bütün o Ergonokon maliyet sürecindeki haberleri silmişler. Tertemiz bir geçmişi var. Tertemiz. Bilgin Balanlı dokunmazdı da artık kimse dokunmaz. Hayat ulanmıyor. Saldıray belki ölene kadar her türlü suçu işleyebilir. Her türlü milletin hırzına geçebilir. Erdoğan gibi dokunulmaz bir adam. Dolayısıyla artık gizli olan derin devleti, ihtiyarlar heyetini visible gözümüz yapalım. İran'daki gibi olsun. Değil mi? Ayetullah konseyi 12 kişilik İran'da görünür. Ali Hamene'yi de var orada. Hayrettin Karaman niye öyle dışarıdan festival veriyor? O da alalım. Hayrettin Karaman da Erdoğan'ın tabii 5 kişiyi kaynetme hakkı var. 7 kişiyi Hulusi Akar tayin edecek. Yaşar Güler değil. Hangisi hırslı? Anlayın yani. Yaşar Güler de Diyanet Kumar Başkanı olarak Savunma Bakanlığı'na bağlı olduğu için Hulusi Akar konum kaybetmedi. 3 kuvvette bağladı. Jandarmayı Erdoğan'a hediye ettiler. Çünkü kaçakçılık yapıyor arkadaşımız. Irak'tan, Suriye'den filan dokunmasın var kaçakçılara, hırsızlara diye. Jandarma artık hırsızları korumaktan sorumlu jandarmalık yapıyor. Halkın güvenliği ilgisi yok yani. Geçmiş olsun. Krallık'ta sistem böyle çalışıyor. Yeni 12 kişilik Ayetullah Konseyi Krallık'ta, başkanlık'ta Erdoğan 5 kişi tayin edecek. 12 kişiyi tayin etmeyi istedirler mi yani Erdoğan? Fuat Oktay'la başladı. Alıştıra. Yedire yedire giderek birdenbire milletin yüreğine, midesine oturur diye açıklamadılar. Bülent Arıç'ı şimdi açıklasalar şimdi ayıp olur. Partinin vicdanı gerçi. AK Parti kabul eder de Allah Allah nasıl bir başkanlık sistemi ya? Başkan yardımcıları dokunulmaz başkan. Günah işleme özgürlükleri var. Suç işlemiyorlar, günah işlemiyorlar. Yani bu dünyada böyle. Öbür tarafta öyle değil tabii. Tabii Bahçeli ben istemiyorum falan dese de yan cebime koy diyor. Ben de başkan yardımcısı olacaktım ya. Kurul Türkiye sitesi çıkmıyor. O da başkan yardımcısını bekliyor. Böyle başkan yardımcısını bekleyen bayağı bir çakaldır. Mustafa Destici'ye sıra bile gelmez. AK Parti de böyle başkan yardımcısı olmak isteyen soysuzlar, şerefsizler, hırsızlar, teröristler var. Her türlü ahlaksızlığı yaparlar yani. Her türlü iftirayı atarlar. Böyle bir sistem kuruluyor. Politbüro. Politbüro'da 7 kişiyi Hulusi Akar tayin edecek. Ve askerlerden oluşacak elbette. Emekli askerler de olabilir. Ve bilgi balanlı ben banko görüyorum. Saldıraylar da banko görüyorum. Yani Rutu Türk Konseyi Başkanı
başardı. Akın Öztürk falan değildi. Abi Dünyalı Hollanda'ya kaçtığına göre ona öyle bir bakan layık görmemişler. Bülent Bostanoğlu gibi çapsızlar da koymadılar. Geriye kim kalıyor? Herhalde Galip Mendik'i koyacak halleri yok. Jandarma düğününde Ankara Gazi'de şerefsizlik bizleri tabi biliyorlar bu arkadaşlar her şeyi. Havacıların düğününde Mehmet Şamber'i koyacak halleri yok yani. İlgin Balan daha iyidir. Yani onu koyalım diyorlar. Dokunmaz da var. Diğer nereden olacak peki? Diğer genelleler çok yaşlandı. 94 yaşlarına gelmiş. 100 yaşına kadar yaşayacaksınız kardeşim. Yani Erdoğan diyor. Ölmedi bu adamlar. Ne zaman ölecekler yani? Bu adamların kalktı. Biz sarayda yaparız diyor. Ömer Şarlakpaşa. Geçmiş olsun. Yani kurtaramadım. Erdoğan'ı sevmiyorsun. Karşı çıktın ama bak dinlemekler seni. İsmail Hakkı Karadayı zaten kanser tedavisi görüyor. Ölecek yakında. Yaşar Büyükhan'ın çiçeğini tutamıyor. Yani onu alacak halleri yok yani. İlker Başbuğ gibi adamları zaten almazlar. Erdoğan sevmiyor İlker Başbuğ'u. Tutatmıştır diyor. İçeride diyor. Yok diyor tutamayın. İçeride Fuat Kılmaz'ı bir tutayım. Erdoğan böyle. Dans söz biliyorsunuz. Dolayısıyla İlker Başbuğ'un hiç şansı yok yani. Ben vermiyorum böyle. Ulusal Kar çalışacağı adamlarla uyumlu bir şekilde politikoyu götürecektir yani. Berat Albayrak askeri şurada var ama başkan yardımcısı olmazsa politikoyu da yok ediniz. Politikoyu önemli bir yer. Bakanlardan daha önemli değerli görevleri var. Üstün yetkileri var yani. Dokunmazlığı var. Bakanların dokunmazlığı yok yani. İsterse ağzından çıkan bir sözle bir fermanlık işleri var. Bugün bakansın, yani ters düşerseniz Erdoğan'da, Rusya'yla tavsiye falan yani. Türkiye'yi terk etmek zorunda kalırsanız bütün malınıza ganimet diye çökerler. Yanlış yapmayın. Sayın bakanlar öyle dikkatli olun yani. Ben sizin iyiliğinizi düşündüğüm için söylüyorum. Parlamentoya zaten gerek yok. Arkadaş yasama yapmayacak, yürütme yapmayacak, boş boş konuşacaklar. Fiyak emeklilikleri var. Orada nevelensinler, gezinsinler. Erdoğan'ın parlamentoyu çoktan yaktı. İhtiyacı da yok yani. Millet tabii zannediyor ki parlamenter bir krallık kurdu. Yok, öyle bir şey yok kardeş. Şimdi bütün bu tiyatro nereye gidiyor? Evet, bu tiyatro aslan ben Güner'e daha çok veriyorum bu konuda. Yani şans veriyorum. Bu sefer aslan Güner'le arası iyiyse bilmiyorum da bu darbeci olduğu için tabii. Şevk bir de yaslandı ya. Onu da almazlar zannetmiyorum. Hüseyin Kırmızıoğlu öldü, ölecek 93 yaşında mı? Mason odasında kaldırırlar cenazesini. Şeyde Bilecik'te onun gömüleceği yer belli zaten. Bu süreçte Hayrettin Karaman da 80 yaşına geldi. Ali Hamene'yi olabilir mi? Bence Faruk Beşer'i kaydı. Faruk Beşer daha kaliteli bir fetvacıdır. Fıkıçıdır. Hayrettin Karaman çok yıprandı Erdoğan. Bak sen beni dinle. Öyle herkesi Ayetullahlar Konseyi'ne alma. Kalitesi olsun yani. Dolayısıyla şimdi bu Erdinç Altınler ve Aykan Tekin'i ne yapacaksınız? Bu Mustafa Önsel'i. Bunca fitne fücudan sonra ödülü mü vereceksiniz? Bu İsmail Metin Temel gibi. Bu adamlar biliyorsunuz çakal. Darbeci. Erdoğan darbecileri pek sevmiyor aslında. Bu adamlara tabii neler yapacağını göreceğiz. Fitnecilerin ne olduğunu anlatıyorum. Bu alçakların nasıl fitne ve fücudan çevirdiğini anlatıyorum. Türkiye niye bu hale geldi diye merak ediyorsanız bu bilgileri yabana atmayın. Ben sağlam bilgiler almadan konuşmam. Şimdi Türkiye'yle Ertuğrul Paşa. Sana bir şey vermediler mi? Sen Deniz Harp Okulu'nun komutanıydın 2010 senesinde. Oğuz Töksel davası vardı Harp Okulu'nda. Soruşturmak yerine ne yaptın? Sinsel tercihdir dedin.
çakallık yaptın. Halbuki daha önceki Deniz Kuvvetleri Komutanı Metin Ataç ne yapmıştı? Baha Bey'i tayin etmişti. Baha Bey'i araştırma, soruşturma için. Harp okulunda, Deniz Harp okulunda, bu seksiyel ne işi var kardeşim ya? Bu orduyu bozuyorsun. Ama Türker Paşa çok liberal biri. Almanya'da yaşadığı süre cemaate söylüyor sürekli. İstemiyoruz cemaatten hiç kimse orada yer alsın. Doğu Perinçekçileri çok seviyor. Tabii Fatih Tezcan'ın ikizleri var yani değişik yerlerde. Fatih Tezcan'ın yapmış olduğu fikirler boş bekar değil yani. Nedim Şener'le paslaşıyorlar. Nedim Şener'le Fatih Tezcan bir araya gelip bu paslaşıyorlar. Yıllardır. Ya Deniz Kuvvetleri'ni nasıl mahvettiniz? Bir anlatır mısınız ya? Türker Paşa. Doğu Perinçek'le ilgili yazdığın yazı vardı. Hatırlıyor musun? Bir anlat bakalım. Donanmayı nasıl mahvettiniz? Türker Paşa çok şey biliyor. Kara kutudur yani. Eğer bir gün patlarsa o zaman görürsünüz darbeyi kim yapmış? Fitne Pucur Fethak kimmiş? Bütün maskeler o zaman gerçek ortaya çıkar da hala bebe masum insanlar üzerinde bu balyozla debeleniyorlar ve tepiniyorlar yani. Alçaklık yapıyorlar. Bu alçaklık nereye kadar diye merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Nereye kadar gidecek bunlar? Bakın masum insanlara cezalar kesiyorlar. Ahmet Böken arkadaşımızı Aşiyer'e göndermişler. 10 yıl zannettim. TRT Haber mühendir olmuş. Samanyolu haberi, Samanyolu haberi kurmuş. Bu kadar kaliteli, nezif arkadaşımız. Anadolu'ya birkaç defa gelmişti, konuşmuştuk. Ben bu kadar terbiyeli efendi, kibar bir gazeteci, beyefendi biri görmemiştim yani gerçekten. Bizim medyadan yetişmiş. Kıymetini bilemediler. O yıl hapis cezası kestiler. 250 kilometre öteye gönderiyorlar evinden, ailesi gelmesin diye. 10 yıl cezası kestiler. Böyle bir alçaklık var Türkiye'de. Güzel insanları yok ediyorlar. Ondan sonra fişlemelerin hepsini kendileri yapmışlar. Fişlemeler neye göre? Perişekin adamı ne olacak yani? Nasıl fişleme yapıyor? Namaz kılanlar çok tehlikelidir. Hangi cemaatten olursa olsun diye fişleme yapıyor. Suç var mı? Suç yok. Suç uydurmalar. Önlerini kesmek için terfi almasınlar, yükselmesinler diye. Perişekin fişlemesine göre 15 Temmuz'da davranıyor. Hakan Fidan, MİT kanalıyla Özel Harp başka bir yandan fişlemeler yapıyorlar. Bu fişlemeler tabii Yurtta Sulh Konseyi etrafında dönüyor. Yurtta Sulh Konseyi Metan Demir yazmıştı. Aslında 15 Temmuz'dan çok önceden kuruldu ve Türk ordusunda bunu bilmeyen yoktu. Akın Öztürk emekli olmuş, hiç alakası yok. Hiçbir alakası yok. Hepsi biliyordu ki Hulusi Akar'ın gayri resmi illegal emriyle Saldıray Berke kurdurdu. Ve Saldıray Berke bu yetkiyi verdi. Ben 29 gün tweet yazdım Eylül ayında 2015'te. Tam 29 gün aynı tweet yazdım Hulusi Akar'a. Darbeye entegre oluyorsun, hiyerarşiyi bozuyorsun, disiplini bozuyorsun, emekli olmuş bir paşa Saldıray Berke nasıl Yurtta Sulh Konseyi başkanı olabilir ve darbe heveslerini toplayıp da Erdoğan'ı devireceğiz diye insanları aldatabilir diye ben Hulusi Akar'ı uyarmışım. Benim Twitter hesabıma hackleyince bu gerçek ortadan kalkmıyor. Ben kitabıma koydum bunu. Tarihe geçti yani. İnsanlar tabii benim komplo teorisi yazdığımı zannediyor. Direkt olaya girmişim. Direkt olayın ne olduğunu anlatmışım. Göstere göstere geldiler. Göstere göstere bu sistemi kurdular. Bunun gerekli olduğunu, krallık kurulduğunu, rejimin değiştiğini, artık bundan sonra krallıkla devam edecekler için bir şeytan üçgeni kurdular. Bu şeytan üçgeninde, bu troika'da Erdoğan vazgeçilmez misin, Fidan vazgeçilmez misin, Akar vazgeçilmez misin olarak yer alıyor. Bu şeytan üçgeninde, bu Bermuda üçgeninde kaldınız. Ve halk eziliyor. Mağdur ediliyor. Masum insanlar suçlanıyor. Yok edilmeye çalışılıyor.
Ondan sonra da artistlik yapıyorlar. Ve kahramanlık edebiyatı yapıyorlar. 15 Temmuz'da zafer edebiyatı yapıyorlar. Kibir gösterisi yapıyorlar. Kibirlerinden geçilmiyor. Tiksindiriyor. Böyle iğrenç bir şekilde bu kibir gösterisini, popülizmle yapıyorlar ki artık iğrenmeyen Türkiye'de kimse kalmadı. Maalesef böyle bir söz konusu. Çok küçük bir azınlık ülkeyi kirletti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yok etti. Türkiye'yi zayıflattı, itibarını sarstı, mahvetti. Batı'dan kopartmaya mı çalışıyor? Avrupa Birliği'nden korktu. Ama Rus Akar ve Yaşar Güler Türkiye'yi NATO'dan kopartmaya çalışmıyor. NATO istediğini aldı. Özel yapıyı aldı. Eski konumuna, 1992 öncesi konumuna kavuştu. Rus Akar'a bağlı bir NATO gücü var Türkiye'de artık. Ha, bu arada Romanya'ya giden atom silahları da geri döndü. Hem de fazlasıyla geri döndü. Rus Akar'ın elinde atom bombası var. Düğmeler onda. Erdoğan'da değil yani. Ne için acaba? Bilmiyorum. Yani bu arkadaşlar nasıl plan yapıyor? Nasıl Türkiye'nin geleceğini nereye götürüyorlar? Bilmiyoruz maalesef. Dolayısıyla Türkiye'de bir diktatör kuruldu. Bir Rus KGB sistemi yerleştiriliyor. Politbüro sistemi yerleştiriliyor. Ve bunu demir yumrukta yapıyoruz. Bir yeşil komünizm var. Bir Diyarbakır kaplumu var. Büyük, içi kırmızı, içi yeşil. Bunu yiyin yani. Kana kana yiyin. Bu içi kızıl, dışı yeşil, yeşil komünizm hayırlı bir yol değil. Yani batacağı, çökeceği, büyük bir yıkıma yol açacağı belli bir yol. Diktatörlüklerin hiçbiri başarıya ulaşamamıştır. Ve dolayısıyla nereye gidecekleri bellidir. Türkiye'nin gerçek vatan kahramanları darbeci diye kuşlanmıştır. Ve ülkeyi terk etmekle zorlanmaktadır. Karşı karşıya kalmıştır. Evet. Bu yavşaklar, bu alçaklar, bu şerefsizler affı yoktur. Yaptıkları işkencelerin, tecavüzlerin hiçbir şekilde affı yoktur. Hesap vereceklerdir, yargılanacaklardır elbet bir gün. Ben tarihe not düşmek için çok net bir şekilde konuşmaya çalışıyorum. Harbiyelere ceza kesen, harbiyelere mahkum edenler hala battıkları harbiyeleri tutuklama için oluyor. Niye korkuyorsunuz harbiyelerden? Attınız yetmiyor mu? Müebbet kestiniz yetmiyor mu? Yani niye korkuyorsunuz harbiyelerden? Ben onu anlamıyorum. Müebbet kestiniz. Hem hava harbiyelere hem kara harbiyelere. Hala arıyorsunuz. Hala harbiyelileri mağdur etmek için arıyorlar. Binlerce insan. Asker okulları yok ettiniz. Polis akademisini yok ettiniz. Polis kolejlerini kapattınız. Türkiye'nin güvenliği kime emanet? Kim koruyacak olacak Türkiye'yi? Bu teröristler mi koruyacak? Bunların kurduğu Sadat mı koruyacak? Yani Akminister mi koruyacak? Ölü mü koruyacak? Kim koruyacak? Kendi parti devletine çalışan, kendi özel harp krallığına çalışan, hırsızlar, teröristlere çalışanlar mı halkı koruyacak? Demokrasi, insan hakları koruyacak veya getirecek? Böyle bir şey yok. Böyle bir beklenti, yani abeste iştikaldir. Bu krallık sistemini özel harp komutanlığı bilerek, bilahare isteyerek, Erdoğan'ı kullanarak, AK Parti'yi kullanarak adım adım göstere göstere getirdi. Ve bunu yaparken de bütün gücü azami bir şekilde kullandı. Partileri, fırtıları, her şeyi kullandı. Arkadaşım şikayet etti tabii bağlantıları. Beni zaten sürekli şikayet ediyorlar da bir numara yok yani. İstediğin kadar şikayet et. Arkadaşlar şikayet etme manyağı olmuşlar. Manmacılık zaten destekleri haline, hasretleri haline gelmiş bu şerefsizlerin. Buyurun, şikayet edin. Ben gayet sağlam bir şekilde duruyorum. Hiçbir yerde saklanmış değilim. İstediğiniz kadar küfür edin. Siz yıllardır beni ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Ya. Yani. Daha yeni bu seçimden önce resmi talepte bulmuşsunuz ama
polisler geldiler, özür dilediler yani, kusura bakma dediler. Diktatör demişsin Erdoğan'a, evet dedim dedim, 300 bin tane tweet yazdım. 400'e yakında videom var, 25 kadar da kitap yazdım. kusura bakma dediler, Türkiye'nin durumu çok kötü. Diktatörlüğe gidiyor, farkındayız. İnsan hakları, demokrasi kalmadı. Sizin gibi aydın, eğitimli insanları mağdur etmeye çalışıyorlar. Sizleri konuşmaya devam edin. Kadarlar beni seviyorlar ya. Yani. Ulusal güvenlik, polis, istihbarat hepsi seviyor. Beni sevmeyen olsun. Vatan haindir büyük ihtimal. Hırsızlar, teröristler çalışıyordur. Ya kardeş, ben gayet rahat bir adamım. Böyle cool bir adamım. Dolayısıyla buyurun gelin. Yani polis geldi. Ben eve davet ettim. Buyur gel dedim, konuşalım dedim. Arkadaşlar dediler ki bu adamlarla uğraşmaya gelmez. Beni kaçırmaya mı geldiniz dedim. Yok dedi ya. Siz niye kaçıralım seni? İsimini verip duruyor bu salaklar. Bunları biz ciddiye almıyoruz. Bu terörist bir yapılanma var. El-Kaidacılara, El-Ustacılara destek olmuş. Buradaki bütün büyükelçilik, konsolosluk ekipleri hepsi terörizmle oluşuyor. Soykırım kredisiyle oluşuyor. Farkındayız dediler ve takip ediyorlar. Batı ülkelerinde hiçbir şansınızın olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yaptığınız her terör aktivitesi kayda giriyor. Avrupa'dan kovmaya başladılar bakın hepinizi. Kovuyorlar teker teker, toplu halde. Kapatacaklar. Hitler rejiminin gideceği yer budur. Kapatacaklar, kovacaklar büyükelçilerinizi, konsoloslarınızı, müşavirlerinizi, ümit elemanlarınızı, gizli saklı soktuğunuz, gazeteci kisvesiyle soktuğunuz, iltica ettirip de çaktırmadan soktuğunuz bütün elemanları hepsi kovulacak. Dolayısıyla mafya ile anlaşmanız da bir şeye yaramayacak. O mafya elemanları zaten takip altında. Para ofisler hatta. Hapse girmiş çıkmış adamlara para vererek yani cinayet işletmek falan çalışmıyor. Kanada. Takip et altında onlar zaten. 24 saat. Teknoloji diye bir şey var. Dolayısıyla hiçbir şekilde tutturamayacaksınız. İlkin olacaksınız. Bunun ibretlik halini kıyamete kadar biz anlatacağız dedi. Evet. Ben ahkam kesmiyorum. Olanları anlatıyorum. Olduğu gibi anlatıyorum. Hiçbir şey saklamıyorum. Sansür yapan adam da değilim ben. Eskiden beri zaten sansür yapan değilim. Sansür yapan bir adam değilim. Dolayısıyla bu şerefsiz ÖKK'cılar Rutasul Konseyi devam ediyor. Bu krallığı Rutasul Konseyi kurdu zaten. Hedef saptırıp Akın Öztürk gibi pek çok Türk ordusunun değerli subayını ve insanları mağdur ettiler. Sahtekarlık yapıyorlar. Akıncılar üstündeki yapılan sahtekarlık zaten hat safhada. Sahte isimler, MİT elemanları gizliyorlar. İddianamelerde 5000 sayfadan fazla inceliyor arkadaşlar burada. Bu işten anlayan harbiyeli arkadaşlar da var. Bakıyorlar ki her tarafı sakın. Yani doğru bir tarafı yok. Hepsi yalan, hepsi iftira, hepsi sakat olduğu için ama yayınlayacak yer bulamıyorlar. Hemen kapatıyorsunuz. Hemen erişime engelliyorsunuz. Kim doğruyu gerçeği söylüyorsa Ece Sevim Öztürk de içeride. Ahmet Şık içeri attınız. Değil mi? Gazeteci bırakmadınız Türkiye'de. Kim bu kutsal 15 Temmuz yalanını deşifre ederse, deşerse Türkiye'de suçlu duruma düşüyor. Ama yurt dışında sizin suçlu olduğunuz çok açık bir şekilde ispatlanmış, devlet raporlarına geçmiş, Birleşmiş Milletler NATO raporlarına, Avrupa Birliği raporlarına geçmiş durumda. Devletler bunu artık net olarak belirledi. İltica edenlerin iltica hakkı hemen kabul ediliyor. Neden? Çünkü soykırım yapıyorsunuz. Hitlercisiniz, teröristsiniz, katillere destek verdiniz, katillik yapıyorsunuz. Çok net olarak söylüyorum. Ve bu katillik nereye kadar diye merak mı ediyorsunuz? Hitler'in sonuna bakın, Saddam'ın sonuna bakın, Kattafi'nin sonuna bakın. Göreceksiniz nereye gittiğinizi. Hulusi Akar buradan yırtabilir mi? Herkes bu soruyu soruyor. Hulusi Akar başka gizli ajandası mı var? Evet. Hulusi Akar'la ilgili pek çok soru işareti var. Hala aydınlanmış değil. NATO'cu olan, NATO'nun en güvendiği Türkiye'deki isim olan Hulusi Akar elbette
bir NATO darbesi olmadığını biliyordu 15 Temmuz'da. NATO içinde darbeye karşı olanları tutandığını, gözaltına aldığını ve mağdur edildiğini NATO'lar söylüyor. Raporlarına geçmiş durumda. Dolayısıyla ne oluyor Türkiye'de diye merak ediyorlar ve izliyorlar. Rusya'nın etkisini ve ağırlığını artırması Batı'nın işine gelmez. Rusların girdiği yerden Avrupalılar çıkar. Turist bile olsa, bakın Arap ve Rus giriyorsa bir ülkeye tatil beldelerini dolaşın, oradan Batılılar evini, kılıyı, fırtıyı toplar, satar, gider bir daha gelmez. Gelmiyor zaten. 4 yıldır turizm battı. Çünkü Rus'un girdiği yer pistir, 4 yıldır. Arapların girdiği yer pistir, 4 yıldır diye Batılılarda böyle genel bir kanaat var. Terk ederdir. Şimdi Karadeniz bölgesinde Arap emirine, Katar emirine, Dubai emirine ağaçları kesip yakıp veriyorsunuz. Akdeniz'de kesiyorsunuz, yakıyorsunuz, yine aynı halkı yiyorsunuz. Orta ölçekli Arapları da Türkiye'ye emlak satmak için, construction business krizde olduğu için getirmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla doğru konuşanın 9 köylerini kovuyorsunuz. Kazacaklarmış bizi. Kazısanız ne olacak? İşiniz elbet bitecek bir gün. Piyonlar kullanılıp atılacaklar. Her piyona sıra gelecek. Hizmet piyon değildir. Hizmet bağımsızdır. Bunu bilin. Hiçbir zaman devleti ele geçirme gayesi de olmadı. Şimdi göreceksiniz. Sırayla gidiyorlar. Doğu Perinçek yapıyor. Operasyonu yapacaklar tabii. %100. Bu kadar nefret birikti soykırımcılar, işkenceleri yapan salak Perinçekçiler. Elbette Erdoğan ve Hulusi Akar sizi tavsiye edecektir. Elbette bu salyalı kuduz köpekleri hak ettiği cezayı verecek. Adnan Oktar da cezasını bulacak. Diğer cemaatlerden. Şunu söyleyeyim. Erdoğan'ın Time yayını yaptığı o 15 Temmuz'da Marmaris'teki ev Tuğamiral Cihat Yaycı'ya ait. Herkes cemaatten olduğunu zannediyor. Benim edindiğim yeni bilgi, bu yeni bir bilgidir. Cihat Yaycı harbiden askerisinden itibaren cemaate hiç gelmemiş. Kutlu cemaatindenmiş. Hıslanur cemaatinden hizmeti hiç sevmeyen, hizmete düşmanlık besleyen, kıskanan bir cemaatten. Dolayısıyla cemaatle hiç alakası olmayan bir adamı cemaatçi göstermek de doğru değil. Ben daha önce bu hatayı yaptım. Cemaatten olduğunu zannediyordum ama sadece Rıza-Nur cemaatindenmiş. Her Rıza-Nur cemaatinden de olan da hizmete yakın değil. Dolayısıyla darbeyi, tiyatroyu Erdoğan Kudurlu cemaatinden Cihat Yacı ile beraber oynamış. Demek ki Türk ordusunda böyle Risale-i cemaatlerinden değişik kesimler var. Bunlar cemaati sevmezler İskender'i. Onları kullanmış. Erdoğan hizmete olan düşmanlıklarını kullanıp bu subay ve assubayları yanına çekmiş ve fişletmiş, yok ettirmek için kullanmış. Şahsi kimleri, cemaat kimlerini bu şekilde kusmalar için bir fırsat sunmuş. 15 Temmuz. Böyle bir fırsat sunma girişimidir. Dolayısıyla burada mağdur olan 15 Temmuz'da tamamen Türkiye'nin aydın, güzel insanlarıdır. Mağdur eden ise kabiliyetsiz, ehil olmayan, yayın hakkıyla bir yere gelemeyen, Süfyan Erdoğan'a muhtaç olan ve suç işleyen, suç ortaklığına katılan, bunu da çok iyi bilen adamlar. Erdoğan da bunların işlediği suçları bildiği için ne yapıyor? Tasfiye ediyor. Öyle bir tasfiye ediyor ki sırayla gidiyor. Kendi kadrolarını oluşturuyor. Tamamen kendisine bir yer etmiş bağlı. Yoksa Risale-i cemaatlerini bilmez. Sevmez. Eskiden beri zihniyetleri budur. Biliyorsunuz yani. Kudurlu cemaatini sevmez. Yeni Asya'yı da sevmez. Okucuları da sevmez. Yazıcıları da sevmez. Erdoğan hangi Risale-i cemaatini sevmiş o zamana kadar? Milli görüş akıncılar. Bana bir tane örnek gösterin. Benim babam Erbakancı. Milli görüşün içinden giriyor. Ben daha babamı ikna edemedim İstanbul konusunda, Mustafa konusunda. Kendi oğlu yani tanıdığı. Siz bir tane gösterin. Ben de diyeyim ki
Evet, Hüseyin Nur cemaatleri haklı Erdoğan'a Süfyan'a tabi olmakta. Yok, hepsi tokat yiyecek. Hepsi itilecek, horlanacak ve tasfiye edilecek. Kirletiliyor, suç işletiliyor. Menzilciler gibi. Yani sırayla gidiyorlar. Haydar Bey başkentine güvenmesin. Erol Mütercimler arkasında, işte Aziz Albay arkasında filan. Ben biliyorum kimlerin Haydar Baş Kadriler grubunu koordine edip yönettiği 28 Şubat sürecinden beri. Onlar da tavsiye ederler. Çünkü Tayvan tarikatı, Bacıyan ve Tayvan şeyi kabul etmiyor, şerik kabul etmiyor. Tek bir devlet tarikatı oluşturuyorlar. Yani komünizm gibi. Komünizm de bir tarikattı Sovyetler Birliği'nde. Hiçbir şerik kabul etmedi. Bütün kiliseleri, camileri, tapınakları, sinagogları patlattı. Din adamlarının hepsini de Sibirya'da öldürdü. Kurşuna dizdi. Böyle bir rejim geldi Türkiye'ye. Böyle bir krallık kurdu. Dolayısıyla sıraki dalle olan Tayvan tarikatı ve Bağcıyan-ı Tayvan'a veya Tayvan-ı Bağcıyan'a katılan bütün iştirak edenler cehennemin yolcusudur. Onu söylemeye geçiyorum. Diyorum ki eğer korkarsanız, biat ederseniz, bu zulümlere ortak olursanız siz öbür taraftan hesap veremezsiniz. Çok net bir şekilde söylüyorum. Fatih Tezcan'la Müdir Şener'in ortak çalıştığı bir kumpastan bahsediyoruz. Öyle bir ihanet ki bu terör örgütleri beraber çalışır. Kutsal devlet onların taptığı puttur. Daha düne kadar tagut diyenler, şeytan diyenler devlete, laik devlete şimdi putlaştırıyorlar. Şimdi de Kemalist laiklere hedef alacaklarmış. Sinir uçlarını oynaya oynaya gidiyorlar. Kendi kadrolarını yerleştire Erdoğan gidiyor. Çok hızlı bir şekilde kendi adamlarını devlete yerleştirip bütün postları verip tüm kontrolü kendilerine almaya çalışıyor. Ulusal Karar'da kendisine göre bir sistem izliyor anladığım kadarıyla. Yetkileri paylaşıyor, görevleri paylaşıyor. Hakan Fidan da bu da şeytan üstünde kendi görevini yapıyor. Radyo elemanı olarak ve BOP projesinin ana elemanından biri olarak. BOP projesinin Türkiye'de 3 tane ana elemanı var değişmeyen. Hakan Fidan, Hulusi Akar ve Süfyan Erdoğan. Bunu bilin ve bunların kanıta kanıta Türkiye'ye getirdiği diktatörlüğün bölgeye ne kadar zarar verdiğine bakın. İslam dünyasına, Türk dünyasına, Avrupa'ya, diasporadaki Türklere, Müslümanlara ne kadar İslam'a zarar verdiğini görün, yozlaştırdığını görün. Anlayacaksınız zararlarını. Yaptıkları işleri belli. Aynesi iştir kişinin lafına bakılmaz. İslam dünyasında bir tane büyükelçi bırakmadılar. Hepsini kovdular. Başta Libya olmak üzere. Yani bir tane itibarlı olduğumuz ülke yok şu anda dünyada. Bu rejim, bu krallık devam ettiği sürece, bu özel harp komutanlığı, krallığı diyorum, Süfyan krallığı, Türkiye'nin itibarı 5 paralıktır. Ve bu şerefsizler Türkiye'de ekonomiyi batırır, sizi batırır. Kendileri keyif içinde gıcır bir şekilde yaşamaya devam eder. Çünkü kibirle parayı yöneten bunlar. Borsayı yöneten bunlar. Şirketleri sattılar, yönetim kurullarını belirleyen bunlar. Türkiye'de hiçbir denetleme organı Sayıştay'da kalmadı. Zaten Sayıştay'ı da devre dışı bıraktılar tamamen son fermanla. Artık Türkiye'de hiçbir check balance sistemi yok. Dünyada böyle berbat bir diktatörlük az bulunur. Demiştim Kanada 8 tane berbat ülke belirlemiş, bir tanesi Türkiye. Arkadaşlar diyor ki Faruk Arslan'ı biz Kanada'dan alacağız. Sizi dünyanın en berbat 8 ülkesinden biri olarak görüyorlar. Ben kesinlikle Ulusal Kara kahtani demedim. Diyenler salaktır. Çok net söylüyorum. Ve bu konuda yıllardır siz bilmiyorsunuz ben terapi yapıyorum böyle diyenlere. Askerden de olsa, sivilden de olsa görünen köy kılavuz istiyor mu kardeşim? Yani saf saf konuşmayın. 2023'e kadar bu kaos devam eder 5 yılda. İç ve dış savaşlarla Türkiye yangınlardan yangınlara sarılır. Çok insanlar ölür. 2023'e kadar dedikleri büyük resim projesi aslında Büyük Orta Doğu projesinin geleceği noktadır. Hedefledikleri yerdir. Amerikalılar
projeleri çok uzun soluklu yapar. 25 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık yapar. Böyle çalışır. Ve fil gibi ağır ağır ilerler ve yaparlar. Kimle çalışacaklarını da iyi bilirler. Hizmetle çalışmazlar, hizmet bağımsızdır. Böyle bir bölücülüğe, ülkenin bölünmesine izin vermez. Vatanın bölünmesine, eyalet sistemi kurulmasına izin vermeyeceğini bildikleri için de hizmeti temizliyorlar ülkeden. Çünkü bu krallığı ve gladyo sistemini başka türlü kuramazlardı. İran da 3'e 5'e bölünecek. Minimum 3, 5 de olabilir. Çünkü 22 tane yeni devlet kurulacak Büyük Orta Doğu Projesi'nde. 2023 yılında buna ulaşmış olacaklar. Hedefleri bu. Proje kesinlikle yaratılmadı. Erol mütercimler hedef saptırıyor. Proje iptal edildi diyor, yalan söylüyor. Göstere göstere, açık açık defalarca yalan söylüyor. O da Haydarbaş grubunun içinde Meltem TV'de aptal aptal konuşmalar yapıp insanların beynini yıkıyor maalesef. Aldatıyor. Kimi zaman doğru bilgiler verip doğru söyleyecek grubu gibi. Aydınlık grubunun dezenformasyon stili böyledir. Ben yıllarca bunların yayın organlarını okudum. Adamlar bir doğru bilgi verir, 9 tane yalan bilgi hoca yapar ve sizin beyninizi kirletir. Siz bunları temizlemeyi bilmiyorsanız, siz 9 tane bilgiyle kirlenirken bir tane doğru bilgi verdi diye sevinirsiniz. Aa, doğru çıktı dersiniz. Halbuki sizin beyninizi kirletmiştir. Kürdistan'ı kurmak için zaten uğraşıyorlar. Hakan filan bundan sorumlu. KCK operasyonu buydu zaten. İran'ı da dağıtacaklar ve orada 8 milyon Kürt var. Türkiye'deki Doğu bölgesi Kürtleriyle, Barzani'de, Suriye Kürtleriyle 4 ülkede büyük bir Kürdistan kurmak istiyor bölgeye. Büyük Orta Doğu Projesi zaten Kürdistan kurulmasıyla bu zayıf bir devlettir. İmtiyazları elde edip bu devlet üzerinden Araplara, Farslara ve Türklere ayar vermektir. Kontrol etmektir. Sömürmektir. Ve bu colonizerların, multinational corporation'ların arkasındaki 62 tane bunlar. Başka amacı yoktur. Bunu da göstere göstere yapıyorlar. Bu eş başkanı Erdoğan değil mi? Bundan vaz mı geçmiş? İstifa mı etmiş? Biz duymadık öyle bir şey. Hala aynen devam ediyor. Hiçbir şekilde aksama yok. Tıkır tıkır işliyor. 15 Temmuz bu BOP projesinde önemli bir adım ve kırılma noktasıydı. İran'ın da böyle bir 15 Temmuz olacak yakında. Ve İran'da da büyük bir kırılma göreceksiniz. Orada da bir posettik var. Patlayacak, ortaya saçılacak. İslam devleti diye bir şey olmadığını, dünyanın en ateist ülkesi olduğunu göreceksiniz. Bu projesinin uzun soluklu olarak faydası var mı yok mu? Allah şerlere inşallah hayra ikram ettirsin. Hizmet ne yapmalı? Hizmet şerlere dahi hayır gören, sabreden ve kendisini iyi yetiştirmeye çalışan vatansever kalbeyle, ruhuyla insanlardan kurulu bir oluşumdur. Makul olarak davranır. Makul projelerde buluşur ve önümüzdeki 5 yılı ben yetişme dönemi, kendi kendine investment yapma dönemi olarak görüyorum. 2023 yılına kadar Türkiye'den umudu kesin. Kendinizi yetiştirin. Hangi ülkedeyseniz o ülkeye adapte olun, dil öğrenin, yeni eğitimler alın. Eğer bekarsanız oradan bir gelir alın, evlenin, akrabalık ilişkisi kurun. Avrupa Birliği ülkelerindeyseniz Avrupa Birliği vatandaşlığı elde etmeye çalışın. Batı ülkesindeyseniz o ülkenin vatandaşlığını alın hemen. Cebinizde başka bir pasaport daha mutlaka bulunsun. Ve bu pasaportla evet Allah'ın izniyle 2023'den sonra olacaklara hazırlanın diye tavsiyede bulunuyorum ben herkese. Sevdiğim arkadaşlara, kardeşlere ve açık açık bunu da söylüyorum. Ben uyuyorum kardeş. Bazen sabah seanslarım vardı. Öğleden sonra yoktu bugün. Fazla uyumuyorum son yıllarda. 2 saat, 3 saat, 4 saat geçmiyor. Ruh enerjim fazla. Bu zulümler beni motive ediyor. Eğer bilmek istiyorsanız. Ben de biraz ters çalışıyor. Bazılarında yıkım oluşuyor. Ben de tam tersine zulümler ruh damarıma basıyor. Enerji ve motivasyonumu artırıyor ve daha çok konuşmaya ve yazmaya ihtiyacı duyuyorum.
Ve kesinlikle bu zulümler faydalı demiyorum ama sizde nasıl bir devrim meydana getirir, ruh devrimi meydana getirir, aydınlanma meydana getirir diye pozitif tarafına bakmalısınız. Kamburlarınızı kesmelisiniz, takıntılarınızı ortadan atmalısınız. Mevzu şu, Yurtta Su Konseyi Türkiye'de krallığı getirdi. Sadray Berk'in başarması söz konusu ve Hulusi Akar zaten onu tayin etmişti. Burada önümüzdeki günlerde bu Ayetullahlar Konseyi'nde 12 kişilik kimler olduğunu gördükçe, isimler ortaya çıktıkça ben yorum yapmaya devam edeceğim ve diyeceğim ki bunlar elbette bir planlamanın, uzun soluklu bir projenin ürünüdür. 15 Temmuz gibi. Bu tiyatronun bir parçasıdır. Bu projenin bir parçasıdır. Onu bilmeniz gerekiyor. Hizmet buna engel olamazdı. Ne yaparsa yapsın. Yapacaklardı. Ve hiçbir engel tanımadılar. Bu nedenle siz ne yapacağınıza bakın. Kendinize bakın. Kolombiya güzel. Evet. Kolombiya'da Türkiye'de ikiye bölünme sorunu var. 25 yıllık bir savaş vardı. Referandumda yine %49-51 çıktı. Bir denge sağlanamadı. Orada da bir takım lokal sorunlar olsa bile gerilalar var daha da. İndiler şehire. Anlaşma yapmaya çalışıyorlar. 25 yıldır bir savaş var. Halk tamamen ikiye bölünmüş durumda. Halkı çok sıcak, sevecen, güzel, mümit bir ülke. Kolombiya'da hizmet etmenizi tavsiye ederim. Bu Süfyan Erdoğan her tarafa isimler veriyor. Bu adamlar bize teslim edin diye. Adam kaçırmaya çalışıyor. Ben bunu şöyle görüyorum. O arkadaşların orada miadı dolmuş. Başka ülkelere gitmesi, hicret etmesi gerekiyor. Erdoğan'ın verdiği isimlere ulaşırsanız o ülkelerin lokal insanlara rüşvet vermelerine fırsat vermeden o ülkeden başka ülkelere geçerseniz sizin hangi ülkeye geçtiğinizi bulamazlar. Ve o yeni ülkede siz yeni bir diyarda hicret edip hizmet etmeye devam edersiniz. Bu adamların eline düşmeyin. Yakınınızı bacağınızı kaptırmayın. Ben dün akşam uzun konuştum. Dedim ki Birleşmiş Milletler'in koruması ancak siz Convention Refugee olursanız full protection'dır. Refugee kart olursanız sizi korur. Asylum Seeker aday olursanız sizi korumaz. Daha belgeleri sunup da İsrail mahkemeye girmeden, sizin belgelerinizi alıp almadan Birleşmiş Milletler hangi yerinizi korusun? Milyonlarca insan var böyle. Lütfen süreçleri bilin ve şunu anlayın. Doğal bir süreç var, sevki ilahi var, cebri hicret hayra intikam edecek. Evet, cevap da veriyorum. Benim kim olduğumla ilgili daha ben ne anlatayım kardeşim? Daha dün akşam 2 saat konuştum ya. Fotoğraflarla bir önceki video ama bak ben her konuşmamda kim olduğunu söyleyecek değilim ki. Allah Allah. Amacın ne diyor? Ben de konuşuyorum, mazlumları mağdurları savunuyorum. Amacım Allah rızası. Benim Allah rızasından başka hayatımda bir gayem olmadı ki. Hiçbir gayem olmadı. Allah Allah. Dün akşamki şeyi YouTube'dan koydum. Tekrar tekrar anlatmak istemiyorum ben kimim. Buna ulaşmanız zor değil. YouTube'da bir arama yapın. Bakın, dün yaptığım konuşmanın başlığı web sayfama da koydum. Türkiye'den ulaşamıyorsunuz ama YouTube'a ulaşabiliyorsunuz. Evet, hicret niçin, niye, nasıl yapılır diye bir iki konuşma yaptım. Dün akşamki yaptığım konuşmanın başlığı çok daha ilginçti. 15 Temmuz'da bir iddia ortaya atıldı. İbrahim Kalın'ın 30 AK Parti'nin katıldığı, buna büyük ihtimal Hulusi Akar, Erdoğan ve Yaşar Güler de katılmıştır. Sadra Berk de katılmıştır. Yani bir kumpas var. Bu kumpasta tiyatro içinde tiyatrolar, oyun içinde oyunlar var. Bu adamlar bu işi iyi biliyorlar. Ve işte yedirmeyi de iyi biliyorlar. Ortada sonuç bakıyorsunuz. Kim faydalandı? Kime yaradı? Kime yaradıysa o faili odur. Hizmetin bir gücü mü kaldı ki? 15 Temmuz olduğu zaman hizmetin bir gücü mü vardı Türkiye'de? Medyasını yok etmişlerdi. Polisini teşkilatına kimseyi bırakmamışlardı. Ülkeyi felç etmişlerdi. Tabi 15 Temmuz'u yapıp da son darbeyi vuracaklardı ve bunu yapacaklardı.
Hizmet hiçbir zaman darbe yapmadı. Hiçbir zaman darbe yapmayacak. Hiçbir zaman darbe için organize olmadı. Hizmet hiçbir insanın da darbe düşüncesi aklının ucunun köşesinden bile geçmez. Yani öyle bir şey geçiyorsa hizmeti anlamamış demektir. Hizmetin gayesini anlamamış demektir. Hizmet Allah rızası için çalışır. Tebliğ harekettir. Islah harekettir. Tecdit harekettir. Ve dolayısıyla Tuncay Güne kimden yana? Tuncay Güne zavallı bir adam. Kitap yazdım 2008'de. Bakın okuyun. İnternette var. Akademide ödülde var. Yani tek tek izah edeyim. Tuncay Güne'nin kim olduğunu. Ben hepsine dalga geçmişim. Haydut Doğan grubu dahil. Abartmayın dedim adamı. Adam hırsız. Bu da sahtekarlıkla uğraşıyor. Statü bile alamamıştı. İltica etmişti. İki defa verilmişti. Ona da yardımcı oldum. O hakkında kitap yazdığında mahkemeye geçti. Yani sorumlu bir hemşerim yani. Alevidir. Annesi başörtülü biri. Yahudi değil, rabay değil. Kaç defa söyleyeceğim yani. Bunu daha böyle aptal sorular sormayın. Ben gerçeklerle uğraşan sahada olan bir gazeteciyim, akademisyenim. Dolayısıyla böyle değişik gruplara giren insanlarla bizim hiç işimiz yoktur, olmaz. Elenir tabii böyle insanlar. Hizmet içine girdiyse onlar da elenir. Hizmet ancak safi niyeti, Allah rızası olan, Allah'ın ve Peygamberimizin adını yaymak olan, diğer kurumları, eğitimli, filtreleri, her şeyi bir araç görüp de amacı Allah'ın atmak olan, güzel insanlara ulaşmak olan, ebede müştak, ahirete yönelmiş, ehli dünyadan uzak, ehli dünya öyle bir fitredir ki, İbn Arabi'nin Mişkatul Envar kitabını okuyordum, Nurlar Menbaı, burada hadislerde anlatılıyor. Burada diyor ki, dünyayı eğer çok severseniz, dünya fitne olur, sizden intikam alır. Allah, İbn Arabi'nin duası var, siz ahireti tercih edin. Yani ebedi ruhunuzun daha uzun yaşayacağı, ebedi yaşayacağı, muvakkati yaşamayacağı, ahirete yatırım yapın diyor. Dünyaya yatırım yapmayın, ehli dünya olmayın diyor. Ehli dünya olanlar mutlaka takıntılara sahiptir, tamburlara sahiptir ve mutlaka dünya ondan intikam alır. Allah değişik araçlar kullanabilir. Bunu söylüyor hadisler. Osman Pamukoğlu'nu daha önce görüşümü söyledim. Tekrar söylemek istemiyorum. Kim olduğu belli. Pek çok Kürt'te travmaya yol açmış. Ve operasyonlar adı altında, PKK'la mücadele adı altında pek çok sivil vatandaşımızın ölmesine yol açmış. Ve devlete düşman olmasına yol açmış biri. Parti kurmuş, kurtuk kurmuş, destekçisi yok. 15 Temmuz'la ilgili çok becerisiz bir tiyatro diye konuşması var. Doğru söylüyor. Çünkü asker bakışı olarak bu çok acemi, beceriksiz ve başarısızda mahkum zannedilmiş, bilinçli olarak aptal bir girişim, tiyatro. Zaten engel alanda başarısızlığa mahkum darbeler uzmanı CIA'de, özel harfli eski komutanı. Dolayısıyla Sadıray Berk'in organize etmesi şeyi değiştirmiyor. Sadıray Berk hepsini kullanıyor. Hulusakar da onların hepsini kullanıyor. Erdoğan da ben hepsini kullanıyorum diye düşünüyor. Baktığınızda gerçek bu. Akın Öztürk masum biri ve hiçbir şekilde dahili yok. Akın Öztürk zaten Hulusi Akar'a Hava Kuvvetleri'ndeki bütün istihbarat bilimini teslim etmiş biri 2008 tarihinde. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli olduğunda bütün ekiplerini Hulusi Akar'a vermiş, karargah vermiş biri. Dolayısıyla baktığınızda Sadıray'ın patronu Hulusi Akar. Bunu kaç defa söyleyeceğim. Yani Hulusi Akar patronuysa emri komuta zinciri var orada. Hiç kimse Genelkurmay Başkanı'nın emri dışında hareket edemez. Halbiyeleri ceza vermeleri büyük bir ahlaksızlık. Haksızlık. Bunu demeye getiriyorum. O 4 tane halbiyeliği boğazı kesip öldürdüler. Bunun hesabını veremezler. Kurban verdiler kendi büyük gayeler için, kendi krallık hedefleri için. Krallık sistemini en başından beri Sadıray Berk'te Hulusi Akar çıkartmaya çalışıyor. Erdoğan kullanışlı biri olduğu için, sevenleri olduğu için, partisi fırtası
ayakta kalsın diye uğraşıyorlar. Oy kaybediyor, oyunlar oynuyorlar. Seçimde hileler yapıyorlar. Özel Harp Komutanlığı bütün 3 seçimdeki hilelerde AK Parti lehine çalışmıştır. Bunu söylemeye gerek var mı? Açıkça söylüyorum zaten. Türkiye'de demokrasi kalmadı. Özel Harp Komutanlığı 80'li yılda AK Parti'den daha teşkilatlı ve örgütlü ve elemanları komando eğitimi görmüş, silah ve askeri eğitimi görmüş insanlardır. Böyle çapulcular, AK Parti'nin çapulcuları filan onları mağlup edemez. Bir iç savaş çıkar mı çıkmaz mı diye çok tartışma yapılıyor. Götleri yemez açıkçası. Yani Yusuf Yusuf eder diye bir tabir var da Türkçe'de. Doğru bir kelime değil. Korkarlar. Özel Harp Komutanlığı'ndan Türkiye'de herkes korkmuştur. Yani Türkiye devleti eskiden beri askerlerin kurduğu bir devlettir. Ve askere vesaire devam ediyor. Sabri İmeşoğlu daha önce Özal'ı öldürdü. Bunlar da şimdi Zekai Aksakalı'da darbe gecesi dedikleri gece 50 tane adam öldürdü diye talimat veriyor. Bunlar katil. Özel Harp Komutanlığı'ndan geçip de katil olmayan ben bir kontrakeri de görmedim. NATO eğitimi almayan da görmedim. Bu zamana kadar. Bu adamlarla konuşmuşluğum var. Hem Sabri İmeşoğlu'da konuşmuşluğum var. Hem en iyi alanda hem Sadrayberk'te. Beni tanıyorlar. Ben gazeteciyim ve gazeteci olarak benim eski bir askeri eleman olduğumu da biliyorlar. 4 tane askeri okul olmuş. Adamlarla ben muhatap olmuşum. Ve kendi görüşüm var. Kendi görüşümü söylemişim. Yani bundan gayet emin. Taner hapishanede galiba şu anda Elazığ'da. Arkadaşımız bayağı mekfanof yaptı bu adamları. Komedi yapmak lazım diye düşünüyorum. Yani bu adamlar komedi gibi bir ülke yönetiyor. Satirik çok adamlar. Mizahı var. İzahı yok çok şeyin. Askerlikte zaten mantıksızlık vardır. Askerlikte birinci kuran şudur. Askerlik mantıksızlıktır. Mantık yoktur. Mantık arayan silah yapmasın. Çünkü de askeri ve sert seçimi 15 Temmuz askeri bir operasyon, ispat operasyonudur. Psikolojik savaş operasyonudur. Mantık aramayın. Mantık ararsanız böyle bizler getirmeye çalışırız. Hata ederseniz darbeci olanlar özel harp komutanından çıkar. Yani dolayısıyla hizmetten çıkmaz. Bunu net olarak koymak gerekir. Eyalet yetkisini şimdi verdi. Eyalet sistemi kuruyorlar. Arkadaşlar bu sistemi beğenmişler. Bu özel harpçiler. Bu planı çok yıllar önceden yaptılar. Bakın benim Genelkurmay tarafından alıştıran yazım tarihi kaçtı biliyor musun? 2003. Nazlı Ilıcak gün ortaya çıkartmıştı anlaşları. 2003 Genelkurmay benim bir yazımı anlaşılamıştı. Konu neydi biliyor musun? O benim 2000 yılında yazdığım bir yazıydı. 2003'te anlaşılanmış. Konu Kıyamet Savaşı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıyamet Savaşı. O yazım kitaplarımda var. Ve gerçek olduğum anısı. Çünkü bu adamlar çok uzun yıllarda beri bu planlamayı yaptılar. Çok planlı gidiyorlar. Hizmet bu şekilde plan yaptınız. Hiçbir zaman darbe organizesi yaptınız. Bu adamlar planlı gidiyor ve kendi kafalarına göre bir Türkiye modeli kurdular. Burada Kemalizm bu zamana kadar laiklik araçlarıydı. Hiçbir zaman ideolojileri değildi. Kullanıyorlardı. Şimdiki araçları ise Tayyipizm laiklik değil. Hiçbir zaman gerçek laikliği istemediler. Dolayısıyla izinlerin hiçbir şekilde sürekliliği yoktur. Araçtır, kullanır, atarlar. Şu anda Tayyipizm işlerine geliyor. Laiklik işlerine gelmiyor. Bu kadar basit. Bu yapı öyle bir yapı ki maalesef özel harbi hakim. Yani 1986'da ilk 400 tane yeşil gladiyo elemanı alıp da çizmeye başlayınca CIA'de ve Mossad'da gitmişlerdi ve İslami tarikatı cemaatlere sızıp ele geçirmekle ilgiliydi bu. Herhalde hizmete sızacaklardı. Hizmet en büyüğüydü eskiden beri. Ve şu anda geldikleri nokta Türkiye'yi tamamen kontrol altına aldılar. Türkiye'de her şey kontrol altında. Monitör yapılıyor. Türkiye'de hiç kimse darbe yapamazdı zaten 15 Temmuz'da. 2011'den beri tamamen kontrolleri altına almışlardı. Ama insanlar kendilerini kandırıyordu ve aldatıyordu. Ve çok karaktersizlikler yaptılar. Türkiye maalesef yani gerçeklere kendisini kapattı, maske taktı. 2011'de YES sistemi kurulup da Gölbaşı'na bütün istihbarat teslim edildiğinde
Türkiye dijital olarak her bireyin takip edildiği, yani yatak odasına dahi girildi, özel hayatına karışıldı, bir ülke haline geldi. MOBESE kameraları zaten İstanbul, Ankara büyük şehirlerde kurulmuştu. Evinizden çıktığınızdan itibaren izleniyorsunuz, evinizde de izleniyorsunuz. Kullandığınız tüm teknolojiler tamamen sizi izlemek için kullanılıyor. Ve dolayısıyla genel kurmaya bağlı, karargaha bağlı bir sistem var. Bu istihbarat devletinde karargahın yapmış olduğu planlar uygulandı ve Saldıray Berk karargahı zaten doktrin şubesindeydi kolordu komutanı olmadan önce. Özel Harp Komutanlığı şu anda Türkiye'de bütün her şeyi kontrol ediyor. Yani Erdoğan tek başına kral gibi gözükse bile, bunun rantını kullansa, Allah'ın lütfu falan dese bile, aslında fermanları imzalasa bile bilediklerini iki etmiyor. Yaşar Büyükanıt anlaşması Dolmabahçe'de buydu. Ve onların sözünden dışarı çıkması da mümkün değildir. Devlete hizmet ettiğini düşünüyor Erdoğan. Vatan sever görüyor kendisini. İstedikleri zaman Erdoğan dışında bir adamı getirip koymaları mümkün. Ve sizi ikna etmeleri çok mümkün. Çünkü şu anda Türkiye'nin yarısı Erdoğan'ı sevmiyor. Ve çok rahat bir şekilde AK Parti'den ve Erdoğan'dan Türkiye'yi kurtaracak bir adam Mısır'daki Sisi gibi kahraman olur ve %90 desteğini kazanır. Şu anda Sisi'nin desteği Mısır'da %95. Çünkü İhvan-ı Muslim insanları kibirle çok ezdi ve dolayısıyla ben 2010'da yazdığım makalede, Multinational Corporation'ların Intervention'ını İngilizce yazdığım makalede Sisi'nin geleceğini gördüm ve dile getirdim 2010 senesinde. Arap Baharı başladığında bunun bir baharı olmadığını, bunun bir NATO baharı olduğuna ilişkin yazı yazdım. Arap Baharı bir NATO baharıydı. Türkiye'deki Kızıl Devrim'de 15 Temmuz'da aslında Rusya'nın bazı figüranları, rolleri, foktörleri olsa da aslında bir NATO baharıdır 15 Temmuz. Yeşil komünizmdir. Şu anda Hulusi Akar bunu temsil ediyor. Milli Savunma Bakanı olarak. Erdoğan da bu sisteme ne olursa olsun okey veren, iktidarda kalmak için her türlü şerefsizliğe razı olan biri. Papaz elbisesi bile giyebilmedi adam. Giyiyor yani. Her türlü elbiseyi giyebiliyor. Dolayısıyla şimdi NATO bu durumda Türkiye NATO'dan kopmuyor. Avrupa Birliği'nden koptu, demokrasiden koptu, hukuktan koptu ama NATO'dan kopmuyor. NATO farklı bir sistemle çalışır. Demokrasiye önem verir ama güvenlik ile ilgili bir şeydir. Birimdir, savunma farklıdır. Eğer baktığınız zaman Tayyip'in askerlerinin bir bokaya yaramadığını ve çok kolay tasfiye edilebileceğini göreceksiniz. Eğer gerçek güçlerini gösterselerdi 15 Temmuz'da zaten askeri bir darbe yaparlardı ama askeri darbe şeklinde değil de bunu sivil darbe gibi gösterip bu sistemi krallığı getirmek şeklinde yaptılar. Çünkü bu krallık sistemine ihtiyaçları vardı. Bu sistem aslında tek adamla çalışmakla beraber sistemdir. Tek adam gidince yine kocakları bir tek adamla o sistem çalıştığı için ve yerleştiği için de o cahil sürülerini, koyunları idare etmek kolaydır. Bu eyalet sistemi doğru. Bunu Tözün Bahçeli 2011'de söylediğinde benim röportajımda Kanal Türk'te yayınlandı. Ben inanmamıştım. Bunu yapamazlar demiştim. Buna cemaat izin vermez. Bizim izin vermeyiz Türkiye'nin bölünmesine eyalet sistemi demiştim. Ama yapacaklar demişti Tözün Bahçeli. 40 yıldır öğretim üyesidir. Kanada'dan King College'de, London'da Amerika ve Kanada'nın NATO'nun dinlediği bir Kıbrıslı uzmandır. Kendisi buradaki Toronto Max School'da yaptığı konuşmada aynı şeyi söyledi. Türkiye eyalet sistemine gidiyor. Bu eyalet sisteminde Erdoğan BOP eş başkanı olarak seçilmiş bir adam. Buna hizmet engel olamayacak demişti 2011 senesinde. Ben de bunu açık açık röportajı yazdım yani. Kanal Türk'te. Türkiye'de Zaman Gazetesi'ne çıktı. Yani zamanında ne olduğunu ben bildirdim Türkiye'de. İnsanlar kendi iradeleri var, idrakları var. Bahçeli bu projede bir MİT ajanı ne derlerse yapacak yani. MİT ajanından bir devlet memurundan ne bekliyorsun? Adı devlet yani. Adı devlet. MİT ajanı olduğunu herkes biliyor Türkiye'de. Türkeş'te zaten mektubu var koydum. Namık Kemal Zeybekus'un. Hepsi biliyor. Devlet Bahçeli
Dolayısıyla Ermenoğlu'na söylemiştim. Siverek'ten göç etmiş biridir Osmaniye'ye. Türkiye'ye baktığınız zaman Ermeni kökenli olarak pek çok insan vardır Türkiye'de. Müslüman olmuştur. Müslüman olduktan sonra kardeşimizdir. Biz yani Müslüman olmuş bir adama işte dedesi, babası, grandfather Ermeni diye hala Ermeni mi diyeceğiz yani? Böyle saçma sapan şey olmaz. Bu konudaki bir şeylerimi söyledim. Ergonokon'un kullandığı araçlar PKK'dır ve terördür. Bu terörle iktidarda kalmaya çalışıyor. PKK ile ilgili bir oyunları daha var. Bu oyunları da daha önce ben 2015'te 1 Kasım seçimlerinden önce yazdım. Kimileri bunu çok ekstrem gördü. Onun ne olduğunu, o zaman niye yazdığımı anlayacaksınız. Ben o zaman konuşacağım. Ortaya çıktığı zaman konuşacağım. Çünkü 5000 kişilik ölüm tugayları sahneye çıktığı zaman, Ergonokon bunları kullandığı zaman ben o zaman konuşacağım. O zaman anlayacaklar Faruk Aslan niye 1 Kasım seçimlerinden önce yazmış. Doğruyu erken yazmış ve bu kırılma olmasın, Türkiye bölünmesin diye vatanseverlik yapmış. Herkes o zaman daha iyi idrak edecek. Bu cevap yeterli oldu mu? Daha fazla açmaya gerek yok. Ben katilleri, maktulleri bilen ve katilin kim olduğunu maktulün sahiplerine söyleyen biriyim. Yani yardımsever biriyim. Herkese yardım eden biriyim. Tahmin yapmıyorum. Ben gerçeği söylüyorum. Aldığım bilgi ve istihbaratları iletiyorum. Yanılabilirim. Fakat yanılma payım azdır. Çünkü benim istihbaratlarım sağlamdır. Ve kaynaklarım sağlamdır. Öyle sıradan kaynaklarda değildir. Her kaynağımı da paylaşmak zorunda değilim. Gazeteciler kaynaklarını söylemezler. Söylersem zaten şok olursunuz. Ne kadar sağlam olduğunu anlarsınız. Çok visible, public olan kaynaklarını söylüyorum. Tözün Bahçeli gibi. Profesör. Yani King College'de 40 yıldır eğitim veriyor. Ve NATO'nun danışmanı, Amerika ve Kanadalıların tanıdığı uluslararası ilişkilerde Kıbrıs ve Kürt politikalarında en saygın isim. Bununla yaptığım röportajı söylüyorum ve diyorum ki BOP projesini yapıyorlar. Erol mütercimlere inanmayın. Vazgeçmiş değiller. Bu hayırlı mıdır, şer midir? Sonuçlarını göreceğiz. Çünkü kurulan 22 devlet BOP'ta Türkiye'nin bölünmesini de içeriyor. Mehmet Ali Biran bunu 2000'de Pentagon'da gördüğünde Türkiye'yi görecekler demişti. Mehmet Ali Biran bunu yapamazsınız demişti ama yapıyorlar. Hizmet buna engel olmaya çalıştı. Çalıştığı için. Bölünmesine, vatanın birlik bütünlüğünü savunduğu için hedeftir. Ve yok edilmeye çalışmaktadır. Bunu hedef olduğu için yok edilmeye katılan bütün konsorsiyum vatan hainidir. Bu vatan haininde kim olduğunu bileceksiniz yakında. Diyeceksiniz ki hizmet haklıymış. Fethullah Gülen haklıymış. Hizmet verenler haklıymış. Hizmetin gazetecileri, akademisyenleri bize doğruyu söylemiş. Diyeceksiniz. Kafanızı taşlara vuracaksınız. Bir mezaristana döneceksiniz. İlker Kamil haline geleceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz ki hizmet gelsin bizi kurtarsın. Çok ararsınız hizmeti. Biz kendi işimizde gücümüzdeyiz. Bulunduğumuz ülkede elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ve ne zaman vatanımızı, milletimizi kurtarmamız için bizden talepte bulunur, yalvarırlarsa ve uygun zemin ve atmosfer bulursak elbette biz vatanımızı, milletimizi kurtarmak için geliriz ve gerekeni de yaparız. Bu kadar yeter arkadaşlar. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Adnan Oktar'la ilgili 2-3 konuşma yaptım. Diğer videolarıma bakın. Bu kadar yeter. Şu sembolde Hazreti Hızır'ın sembolüdür. Bazıları şey yapıyor. Bunu bir ara anlatırım. Niye Hazreti Hızır'ın sembolüdür bu? Carl Jung psikolojisinde Hazreti Hızır kimdir? Bu semboller neyi ifade etmektedir? Psikolojide Romalılardan gelen bir semboldür. Romalılarda da Hazreti Hızır sembolü vardır. Bu evrensel bir semboldür. Boş yere yıldızı görüp de Yahudilere yormayın yani. Hilal de var. Niye İslam'a yoruyorsunuz? İnsanlar sembolleri de bilmiyor. Logoları da bilmiyor. Cahil. İlim yok. Film çok. Evet. Bunu da bitireyim.